Fidyenin miktarı ne kadardır diye bir kardeşimiz sormuş. Değerli kardeşler, fidyenin miktarı ne kadardır? Fıtır sadakası nedir diye bir soru var. İkisini birleştirelim. Sorularımız bugün biraz fazla. Fıtır sadakası, Peygamber aleyhissalatu vesselamın vaz etmiş olduğu bir sadakadır. Zekattan ayrılır. Bunun için zekatta gereken lema vesaire gibi bir takım artıcı olması gibi şartlar aranmaz. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekaten fıtri sa'an min temrin ve sa'an min şairin diye rivayetlerde var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sağ hurmadan, bir sağ arpadan ne yapmıştır? Sadaka verilmesi gerektiğini, bunların değeri üzerinden veya bizzat bunların kendisinden sadaka verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu sadaka aynı şey zekatın farz olduğu gibi müvessa olarak, yani herhangi bir zamanla kayıtlı olmaksızın farz olmuştur. Fakat yani vacip olmuştur. Farzı vacip anlamında kullanıyorum. Bayramın birinci günü ne yapılır? Verilmesi efendim müstahap olandır. Sünnete uygun olandır. O açıdan fıtır sadakasını da ne üzerinden belirleriz? Yarım sağ buğday, Hanefi mezhebine göre. Bir sağ ne kadardır? Şer'i ölçüye göre 3 kilogram. Örfi ölçüye göre 3.33 falan yapıyor. Örfe göre yani, ama şer'i ölçülere göre 3 kilogramdır. Dolayısıyla yarım sağ ne yapar? 1.5 kilogram buğday. Ya 1.5 kilogram buğday şu an ne kadarsa o kadar alırız, birisine veririz. Veyahut da 1.5 kilogram buğdayın bizatihi kendisini ne yaparız? Birisine veririz. Yahut da bir sağ dediğimiz arpa, kuru üzüm veyahut da hurma, kuru hurma üzerinden ne yaparız? Yani 3 kilogram ya fiyatını, değerini veririz veyahut da efendime söyleyeyim bizatihi kendisini veririz. Kişi evladı iyalinden ne yapar? Fıtır sadakası verir, kendi yerine verir, kölesinden vesaire ne yapar? Verir, onların adına da fıtır sadakası verir. Fidye demiş olduğumuz şey de وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Yani oruca güç yetiremeyen kimselerin orucun yerine vermiş olduğu paradır. Ta'am-ı miskin olarak geçer bu. Yani fakirin yemeği. Normalde burada asıl olan şey fakiri yedirmektir. Yani doyurmaktır. Fakat bunu da fıtır sadakası üzerinden belirlemiş fukahamız. Ne demişler? Bir insan oruç tutamadığı zaman da fıtır sadakası ne yap? Her güne mukabil olarak bir fıtır sadakası ne kadarsa onu vermesi gerekir. Bugün günümüz itibariyle işte 11,5-12 TL civarında nedir? Bir şeydir. İşte biraz fazlalaşıyor, düşüyor vesaire. Fakat bu civarda olan bir şeydir. O açıdan fidyenin miktarı da fıtır sadakasının miktarıyla aynıdır. Çünkü fakirin sabah yemeğiyle akşam yemeği ne yapar? Hesaplanır ve buna göre verilir. Dolayısıyla bugün itibariyle bir fıtır sadakasıyla bir fakir, bir miskin sabah ve akşam yemeğini ne yapar? Yiyip doyabilir. O açıdan fidyenin miktarıyla fıtır sadakasının miktarı aynıdır ve fıtır sadakası da ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine fakirleri evnuhum anit talebi fi hadel yevm buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fakirleri bugün istemekten ne yapın? İhtiyaçsız bırakın. Bayram günü fakirler dilencilik yapmasınlar diye bu hikmete binaen ümmetinin üzerine vacip olarak vaz etmiş olduğu bir amel.